Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim kanalımda Emir'den sonra ilk defa bir erkek konuk göreceksiniz. Ve o kadar merak ettiğiniz, o kadar sevdiğiniz, özellikle özel hayatını didik didik ettiğiniz çok yakışıklı bir beyefendi var. Hoş geldin Olca. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Toparlanayım. Olca ilk defa bir YouTube kanalına çıkıyor. Öncelikle evet. Bu gururu yaşadığım için tüm magazin arkadaşlarıma tur bindirdim. Ve onun hayatıyla ilgili daha önce hiç duymadığınız, bilmediğiniz, benim de böyle çekimden önce sana bunları soracağım ama cevabını orada dinlemek istiyorum dediğim oldukça fazla konu oldu. O yüzden çok merak ediyorum. Bir kere kısmetse olur benim, yani tabii ki bu sizin bölümlerden, önceki bölümlerde inanılmaz sevdiğim, böyle o aşk acısını gerçekten yüreğimde hissettiğim ve çok 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 takip ettiğim bir programdı. Siz de gerçekten ikinci sezonunu bence başarıyla götürdünüz. Bence de öyle ya. En böyle, en herkesi merak ettiği soruyla başlamak istiyorum. Gerçek mi oradakiler? Yani şöyle, hepsi gerçek diyemem. Kendi içinde kurgu olanlar var ama kesinlikle kurgu değil program. Hı-hı. Yani şöyle, akşamdan düşünüp bugün şunu yapacağım diyenler vardır. Yani içinde adam ne yapacağını bilemeyiz. İçeri girip de hani bugün şunu yapacağım falan filan. Ama ben oyuncu değilim. Yani ben kuyumcuyum, oyuncu değilim. İçeri girdim zaten, olduğum gibi davrandım. Olduğum gibi davrandığım için de insanlar beni sevdi zaten. Yani dışarıda görenler sarılıyor, hani Oğulcan diye bağırıyor. Ama olduğu gibi davranmayanlar kaybolup gidiyor. Tabii doğru. Aynen. Gerçeklik her yerde. Kuyumcuyum dedin. Evet. Nasıl karar verdin olacağın kısmetse olur'a girmeye? Aslında karar da vermedim. Yani ben normal işimde gücümdeydim ve ülkeden çok sıkılmıştım. Oradan başlayayım isterseniz. Aha. Ben yurt dışına gidecektim. Yani artık 10. senemde kuyumcuda çok sıkılmıştım. Yani bu işten... Altın fiyatları tabii. Altın fiyatlarından değil aslında. Yani altın fiyatları beni ilgilendirmiyordu. Ben satıştaydım. Almanya'ya bilet falan, vize işlemleri falan, onları falan araştırıyorum sürekli. Oradan bir aile dostumuz var, bana misafirlik falan gönderdi. Aha. İkisi aynı anda denk geldi aslında. Kısmetse olur mu Almanya mı böyle? Peki nasıl karar verdin yani? Kısmetse olur mu Almanya'ya girme vesile oldu? Yok. Yoksa kendin mi istedin? Ben Instagram'da Reels videolar çekiyordum, TikTok'ta videolar çekiyordum. Aha. Instagram'da kısmetse olur'dan bir koordinatör, Uğur abi, bana mesaj attı. Ben başvurmadım yani kısmetse olur'a. O bana mesaj attı. Dedi ki, 5 yıl sonra yeniden yayınlanan kısmetse olur, tekrar başlayacak falan filan. Sizleri de aramızdan görmekten mutluluk duyarız falan dediler. Aa! Aynen, ben de şaşırdım zaten. Kaç bin takipçin vardı kısmetse olur'a? 8 bin falan takipçim vardı ama izleniyordu videolar. Nereden buluyorsunuz ya bu adamları 8 bin takipçiden? Ne kadar izleniyordun? Ya 1 milyon falan izleniyordum ama takipçi gelmiyordu bana. Ne çekiyordun da 1 milyon izleniyordun? Normal yürüyordum işte. Ben de burada gelmeyi düşünmüştüm, soru soruyorum. Yürüyor muydun? Normal yürüyordum. Bu yürüme olayı çok tutuyor ya gerçekten, herkes yürümesi lazım. Sonra dedin ki bu Allah'ın bir işareti. Evet, bir mesaj geldi ama ben çok yükseldim bu mesaja. Dedim ki kesin herhalde, dedim bana... Beni biri keşfetti dedim, olacak herhalde. İnanmadım ama ilk, yani dedim ki hani kısmetse olur ama hani 5 yıl sonra ne alaka ve ben ne alaka, beni nereden buldun hesabı. Sonra takip ettiklerine baktım, hep ünlü kişiler, fotoğraflar ünlü kişiler. Önce bir fake gibi düşündün değil mi? Bir baktım hani adama, Nur abiye baktım. Parası da onlar mı başvurunca? Yok istemiyorlar. Neyse gittim elemelere falan. Benle beraber 5 kişi girdi yani... Toplamda 8 kişiydik. Yani 5 kişiyi aldılar o elemeden. 5 kişiyi aldılar. Sonra yani şöyle anlatayım size. Normalde beni 5. hafta falan alacaklarmış. 5. hafta falan alacaklarmış. Ben de artık ümidimi kestim yani. Benle beraber giren bir çocuk vardı. Adını vermeyeyim şimdi. Şu an küsüz. Ver ne olacak ya? Biz bize konuşuyoruz. Neyse Sedat'la beraber biz o elemeye girdik. Sedat'la beraber girdik. Ben de Sedat'a dedim ki ararlarsa haber ver bana dedim, tamam mı? Yani seçilirsen haber ver dedim. Ben de dedim hani bileyim en azından. Evet, ona göre hayatını şekillendireceksin. Bu arada çok özür dilerim, araya giriyorum. Ailenle yaşıyorsun. Evet, ailemle yaşıyorum. Ailen ne dedi peki? Bu süreçte haberdarlar mı? Ailem evet haberdarlar ve çok sevindiler, tamam mı? Bilmiyorum ben. Neyi seviyorlar mesela? Yani oh ne güzel oğlum ya, hep tüm Türkiye'nin önünde başka işte kız seçecek biz de onu. Annem kısmetse olur'un konusunu tam bilmiyor. Ama oğlum ünlü olacak deyince mutlu oldu. Tamam. Ay kıyamam. Yani. Daha da ünlü ediyoruz oğlum. Adı ne? Gülesel. Gülesel teyze. Hatta kısmetse olur'a da geldi yani. İlk başka gelen anne yok. Ona da gelsin. Evet. O geldi sadece. Neyse ben Sedat'a söyledim, dedim ki hani çağırırlarsa haber ver falan. Sedat dedi ikinci gün beni aradı. Kanka beni çağırdılar dedi. Dedim eyvallah dedim. Ona mutlu oldum ama bir yandan da üzüldüm yani.
Ondan mı küstünüz? Yok, ondan küstünüz zaten. İçeride bir şeyler oldu. İki hafta falan ben bekledim. İki hafta sonra artık pazartesi başlayacaklar programa. Pazartesi başlayacaklar. Günlerden de pazar. Yani artık aradılar, aramadılar. Ben iptal edeceğim yani. Almanya'ya gideceğim artık. Yani pazar akşamı Uğur beni aradı. Yarın sen de geliyorsun diye. Ay erken deseydin ne olur, Allah Allah. Ben hiçbir şey almamışım. Sen beni çağırsan bir yere ben gelemem öyle. Ben üstüme hiçbir şey almamışım sadece. Bir tane takımım var, siyah takımım. Onunla gittim, tamam mı? İşte tek bavulla Haydarpaşa İstanbul'a gelen aynen. Siyah takımıyla kısmetse olur evine gidiyor. Sabah gittim zaten. Pazar günü aradım, patronu aradım bu arada. Dedim ki işte ben işten çıkıyorum. Haberin olsun diye. Adama zaten söylemiştim ama kısmetse olur haberi var. Ama işten çıkacağımdan haberi yok. Ben de ben dedim işten çıkıyorum dedim. Ben kısmet yoluna gidebilirim. Adam dedi eyvallah dedi. Yani kötü. 10 senedir çalıştığım yerden. Yani 10 senedir çalıştığım yerden çıkacağım. Çünkü çıkmadım yani haber gelmeden önce. Neyse dedim ben çıkıyorum falan filan. Ondan sonra pazartesi gittim Cansel'le tanıştım işte. Pazartesi Cansel'le tanıştın hemen. Aynen aynı gün. İlk gördüğün gün anladın mı bu kızla ben ilişki yaşayacağım diye? Ya aslında çok utanmıştım. Yani ben normalde böyle bir kıza giden biri değilim. Kızlar mı sana geliyor? Öyle de değil aslında. Yani utangaç biriyim yani. Senin burcun ne? Yengeç burcuyum. Ay, bunu neden benim karşıma getirdiniz? Benim eski kocam yengeç. Ne, duygusal değil mi? Bence siz psikopatsınız. Net. Kesinlikle. Hiç takıntılı değilim. Kesinlikle. Asla inanmam. Hiç. Bundan sonra söyleyeceğin hiçbir şeye de inanmıyorum zaten. Çok çok yanlış bir zamanda sordum. Cansel'in burcu ne? Cansel'in burcu aslan. Ha, olur. Şimdi onu bilmiyormuşum ben de birden söyleyeceğim. Bir tutuk aldım. Doğum günü söyleyeyim mi tarihini? Bileceğim mi acaba? Doğum günü. Tam tarih bileceğim mi? Ha bildi. Şimdi sen eve girdin. Tamam bütün kendi duygularımı hepsini bir kenara bırakarak bundan sonra süreci yöneteceğim. Tamam. Çünkü yengeç burçlarından gerçekten hiç haz etmiyorum. Ama olsun. Tamam. Şimdi ama seni sevdim oldu. Tamam. Bu arada beni izleyen bütün kızlar da sevebilir. Çok tatlı, çok naif, çok şey. Şimdi bir de aşk hayatına bakalım. Girdin eve. Kaç tane kız var girdiğin anda? 9 kız var. Yani 9 erkek var, 9 kız var. 9 kız var yani. Ve 9'u içerisinden Cansel'i gördün. Cansel beni gördü aslında. Yani şey olarak ben gittim içeri. Direkt aslında şöyle ilk kızlar evine erkekler yansıtılmış, tamam mı? Erkekler evindeki erkekler yansıtılmış. O da beni görmüş. Beyaz gömlekli bir çocuk var demiş, tamam mı? Ben de 9. sıradayım ama. Yani erkekler teker teker kızlar evine gidiyor, tamam mı? Kendini tanıtmak için. Ama ben de 9. sıradayım yani. Artık hani belki arada birini de seçebilirsin, beğenirsin falan filan. Yani sonuçta yani yeni gelmişsin. Hayatım aslan burcu karşısındaki sonunu görene kadar seçmemiş zaten. En doğrusunu yapmış. Sonuçta hani bilmiyorsun sonra beni de tanımıyor. Beklemiş beni 9. sıraya kadar beklemiş yani. Sonra geldi işte bana bir küçük, o gün de tüylü bir elbise giymişti, tamam mı? Tüyünden verdi, tamam mı? Aldı tüy sende kal. Hala da duruyor bu arada. Aşk adamı olacak. Romeo. Kalp çıkarttım. Ondan sonra tüyünü verdi. O gün başladı işte. Ben ayağa kalktık falan. Boyumuzu ölçtük. Ama ben çok utandım yani. Boyunuzu ölçtünüz ne oldu? Burası benim çok hassas noktam. Kaç boyu? Boyu 1.50-1.55 arası falan. O civarlarda. Neden sordun biliyor musun olacağım? Ben 1.79'um gördüğün üzere. Sen kaçsın? 1.83. 1.83'sün. Bize böyle koca yok. Bize 1.65'lik insanlar bakıyor. Sizi nedense gidip 1.50'lik kızları seçiyorsunuz. Yok ne alakası var? Ben boya bakmam ki. Neye baktın? Ben valla boya bakmam. Ben enerjisine... Neye baktın peki? Yani enerjisine bakarım bir insanın. Beni enerji olarak yükseltiyorsa... Yükseltti mi Cansel? Tabii canım yani. Hayatıma girdiğinden beri zaten benim... Enerji tamam. Bir kere de ilişki değiştirmeyen tek çift de bizdiriz yani. Şöyle herkes böyle... Yani birkaç kişi denemiştir içeride. Evet. Ama sen yengeç burcusun denemezsin. Ben öyleyim. İşte de mesela 10 sene bir yerde kalmışım. Oradan bile anlayabilirsiniz yani. Evet. Bir yerden sen bir şeyden... Sen çok evde de oturursun. Bir şeyden vazgeçmiyorum. Yani evde çok oturuyor musun? Oturuyorum evet. Evet. Oturuyorum. Ama bu sıralar oturmuyorum. Yalnız oturma sana da. Geziyorum bu sana sıralar. Sana da oturma. Şu daha beni rahatsız ediyor. O dala. Senin rahatsız... Benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Eve girdin. Eski sevgilerine hiç mesaj aldın mı? Aldım evet. Ne dedin? Yani ben? Çoğundan aldım yani. Ben olsam çok inanılmaz koyar bana yani. Benden ayrıldıktan sonra birinin kısmetse olur gitmez. Çünkü yani. Kısmetse olur dışarıdan bakıldığında aşkı bulamadığım için bir eve gidiyorum demek. Belki de hala seni bekleyenler vardı aralarında. Ya bilmiyorum ama umurumda değil yani. Bende biten bitiyor her zaman. Mesaj attılar, görüldü attım, bitti yani.
Ay atmayın görüldü be. Niye görüldü abi bilmiyorum. Görüldü o da bir mavi tik. Herkes ister mavi tik. Oğuzcan da mavi tik geliyormuş arkadaşlar buradan sayın. Ama hak ediyor çocuk. Bu çocuğa mavi tik gelsin. Evet. Peki Cansel annen ne diyor Cansel için? Ben mesela hep şunu merak ediyorum yani ki ben de bir erkek annesi olduğum için aslında onu sormaya çalışıyorum. Mesela Emir'in girip de böyle bir evde İşte 9 tane kız arasından birini seçtiğini, bu annelik, bu arada erkek anneliği doğurduğundan sana bir sürüm olarak yükleniyor. Otomatik olarak sen böyle bütün kızlara karşı çıkmak istiyorsun kendin kadın olduğun halde. Annenin yorumu ne oldu Cansel'le ilgili? Ya aslında benim annem programa çok erken geldi. Yani şöyle, benim ağzımdan bir şey kaçtı dedim, annem gelecek dedim. O günden sonra annem mecbur geldi, tamam mı? Program annem geldi. Sonra annemle Cansel orada direkt reel'de tanıştı yani, tamam mı? Aha. Normal tanıştılar. Annem Cansel'i çok sevdi. Yani benden çok sevdi hatta. Çok merak edilen başka bir şey daha soracağım. Para alıyor musunuz oradan? Şimdi şöyle, insanlar işlerini bırakıp oraya geldiği için bir miktarda bize para veriyorlar yani. O miktar peki işinizle kıyaslandığında ne kadar daha yüksek? Yani işini bırakıp geliyorsan demek ki yüksektir yani. Öyle söyleyeyim. Şu anda bunu çekimden önce de çok merak ettim. Hatta burada bir şey itiraf edeceğim. Şöyle bir üstüne başına da baktım. Önceki Oğulcan'la şimdiki Oğulcan arasında belli ki yaklaşık 100 bin takipçi farkı var, değil mi? Belki daha fazladır. 170 bin. 170 bin daha fazla. Peki gelir olarak, yaşam tarzı olarak ne kadar fark var? Yani menajerime soruyorum. Yani, demek ki bayağı var. Menajeri olduğuna göre. Yani güzel kazanıyoruz yani. Sonuçta bir yerde asgari ücret kazanmak var. Bir yerde reklam yapmak var. Yani sürekli reklam giriyoruz. Bir şeylerden kazanıyoruz yani. Oradan kısmetse oradan kazandıklarım var. Ne yaptın peki onlarla? Yedim falan diyorum. İlk yaptığın şey ne mesela? Arabanı mı değiştirdin? Annenle bir şey mi aldın? Ne yaptın? Ya bir şey yapmadım. Şu an duruyor yani öyle. Hani duruyor. Aynen. Harcamadın mı? Harcamadım yani. Aaa kısa bakın. Pinteyim falan diyorum. Yengeç burçları öyle oluyor. Sus. Hem yengeç hem aksakilliyle bir kalmadı. 10 sene. Böyle mıh gibi. Hatta ne derler biliyor musun? Acıklamak yok dilersin. Öyle bir şey yok yani. Ben çok bonkörüm. Beni kısmet sorular bilirler yani. Ben ne yapıyordun? Para mı saçıyordun? Ne para saçıyordun yemin ediyorum. Hediye medya alır mısın Cansel kızlara? Mesela kızlar derken Cansel yani. Cansel sen hala Cansel'i seviyorsun bence. Yani sevgi çabuk biten bir şey değil. Barışacak mısınız? Bilmiyorum. Hiç böyle içinde ukde olan, kötü ayrıldığın ya da kendi elinde olmayan sebeplerle ayrıldığın bir ilişkin oldu mu? Yani ukde olarak değil de bir tane ilişkim vardı, 3 yıllık bir ilişkim. O da 21 yaşlarında, 18-21. Yani onu da 3 yılın sonunda işten ciddiyebilince söylemişti zaten. Hani babam istemiyor falan filan. O da bu ailesini seçmişti. Ben de okeydim. Yani ayrılık sebebi olarak mı bu geldi sana? Yoksa ayrıldıktan sonra zaten biz istemiyorduk mu oldu? Yani ayrılık sebebi kesinlikle oydu bence. He. Oydu yani. Zaten olmayacak diye. Zaten olmayacak. Evlendin mi peki o kız? Hı? Bilmiyorum, hiç haberim yok yani. 5 yıldır. Sende stok da yok. Yok, ben ay stoklamayan yani insan olmaz arkadaşlar. Şu an mesela inanıyor musunuz? Şu an Cansel'i stoklamıyorum ama bizim ortak fanlarımız ben olduğu için. Ben stoklamam, haberin gelir. Yani haberi geliyor yani. Sen ne olsun yapsa tamam. Ben yani stoklamam. Şu an geliyor. Ne yapsa geliyor yani. Ama biliyorum. Zaten şu anda hali hazırda bence siz görüşme aşamasındasınız. Yani bu gözler de bitmiş bir ilişki görmüyorum arkadaşlar. Bu gözlerde yarım kalmışlık görüyorum. Doğru mu? Evet, yarım kaldık. Yarım kaldınız. Demek ki emin olmadan ayrıldınız. Kim ayrıldı? Yani hakkımızda bir, benim hakkımda bir iftira çıktı ilk. Yani Oğulcan işte aldattı hesabı. Cansel de böyle şeylere gelemezse zaten birinci evliliğinde, ilk evliliği Cansel evlilik yaptı. Bir çocuğu da var zaten. Ne? Evet, Cansel'in bir çocuğu var. Aaa. Bir başka. Kaç yaşında? 7 yaşında falan. 7 mi? Evet. Cansel çok erken evlendi. Aa, ben kendim çocuk gelin zannediyordum. Kaç yaşında evlenmiş? 18 yaşında falan evlenmiş. Işte. Çocuğa kim bakıyor? Çocuğa bakıyor, annesi bakıyor. Yani bakıyorlar, bakıcısı da var. Şok oldum. Annesi çok ilgileniyor ama Cansel. Öyle işte, birinci evliliğinde... Oğulcan geç şimdi onu da, çocuklu bir kadınla beraber olmak zorunda. Ben burada daha kendime de deniyorum. Evlenmiş, boşanmış, çocuklu bir kadınla beraber olmak senin için bir kriter oldu mu hiç? Burada şimdi yok. Bir sürü boşanmış kadın var, biraz evet, iyi evet. Bir şeyler yani aldı. Aslında bunu herkes kabul etmez diye bana geldiler işte, çocuğu var. Herkes öyle dedi, çocuklu birinin yani neden evlenmişsin falan filan. Ben yani ön yargı bence yani. Olabilir. Geç sen çocukla tanışıyor musun? Gördüm tabii. Tanıştım. Sevdin mi? Sevdim çok. Ay seni yerim ya. Mutlu olsunlar.
ne oldu Demet'le İzdivaç'a döndü. Ne oldu Çağlayan Adliyesi? Hadi ben herkese ayırıyordum. Ya şey, erkek mi kız mı çocuk? Kız. Ay maşallah. Çok duygulandım arkadaşlar, daha fazla devam edebilirim. Ya öyle işte, Cansel'in bir güven sorunu var zaten. Bunu da duyunca dedi ki sen kesin yapmışsın dedi. Ben de dedim yapmadım, yaptın, yaptın, yapmadın. Ona geldi. Sonra Cansel hakkında bir iftira çıktı. Tam sen de orada, ha sen bana bunu dediysen yani, ben de sorayım. Oldu. Aa. İkimiz de birbirimize yani gittik öyle. Sonra işte ortalık kızıştı. Sen peki son olarak şunu soracağım. Hayatında böyle bir program olmasaydı Cansel'le hiçbir yerde karşılaşma ihtimali olur muydu? Ya şöyle, yani hiç ortak bir şeyleriniz var mıymış? Ben Cansel'in etrafında dolaşıyormuşum aslında. Aa. Cansel'in en yakın arkadaşına yazmışım. Yürümüşüm. Arkadaşlar etrafta dolaşmak böyle bir şey değil. Etrafta. Şimdi bizi izleyen Oğulcan fanları olsun, benim takipçilerim olsun. Etrafta dolaşmak, yanımızdaki yakınımızdaki insanlara daha önce yazmış olmak demek değil. Nereden bilebilirim ama? Senin varlığından haberim yok sonuçta mesela. Zaten Oğulcan'ın benim varlığımdan da haberi yokmuş genel olarak. Ya ben sizi Rana'da gördüm diyor. Ulan tüm Türkiye'de çıkmışım, Fatih'in marka yüzü olmuşum. Outdoor'larda çıkmışım, ben sizi Rana'dan gördüm diyor. Benim mağara adamlığı falan. Aa, böyle bir şey olmaz. Evet. Öyle işte, Cansel dedi işte sen benim dedi arkadaşıma yürümüşsün falan filan dedi. Dedim senin arkadaşın kim dedim. Nereden bileyim ben sonuç olarak? Nereden yürüdün? DM'den mi? Instagram'dan. Haa, 8 gün takipçili hesapta hızlar yürümüş. Çok da bir şey konuşmamışız aslında. Selam ha. Selam falan filan. Ha. Ondan sonra geçmişiz. Ondan sonra kısmet soruda tanışıyoruz ama etrafında varım yani bir yerde. Yani sonuç olarak şunu sormak istiyorum aslında. Hayat bir noktada sizi kesiştirmiş evet. Ve sen ne olursa olsun, bence çok büyük bir yürek bu arada bu. Yani seni canı gönülden tebrik ediyorum. 27 yaşındasın değil mi? Evet, 27 yaşında bir erkek için işte erken evlenmiş, boşanmış bir çocuğu var. Bunu asla bir artı ya da bir eksi olarak görmemek. Sevgili annenin de ellerinden öperim bence. Çok güzel bir yetiştirme tarzı. İnşallah bana da nasip olur. Ve bir noktada birleşmişsiniz ve hala seviyorsun. Bence bir kez daha denenebilir. Ki ben asla çöpe atılan şeyin geri alınmayacağını düşünen biriyimdir. Yani ama tam çöpe atamamışsınız. Çöpe atmadık evet. Evet. Çöpe atsaydık konuşmazdık yani. Ne biz videoyu kapatalım da Cansel'i görüntülü arayalım istersen. Evet çok öyle, aşk acısı falan. Olcan'cığım peki son olarak bundan sonra seni çok seven, kısmetse olur da senin artık fanın olanlar seni nerelerde görecekler? Ya ben bundan sonrası için YouTube düşünüyordum zaten. Hı-hı. İlk videomuzda senle oldu. Evet. Çok doğru yani. Yani bir kanal açıp aslında Cansel'den ayrıldıktan sonra artık böyle kendi kafamda şey düşündüm artık. Tek ilerlemem lazım dedim. Hani, tamam. Ama şu an bilmiyorum ne olacağız. Barışacak mıyız, barışmayacak mıyız? Hala bilmiyorum. YouTube'da tek ilerlemek istiyordum. Hı-hı. Ama bilmiyorum YouTube'da tek mi ilerlerim, çift mi ilerlerim şu an. Ama YouTube yapmak istiyorum kesinlikle. Yani bu benim hayalimdi. Kısmetse olarak ilerken de girmeden önceki durumda da hayalimdi. Ama şu an daha çok tanıdığımız için daha çok şansımız var bir şeylerde. O yüzden YouTube yapmak istiyorum ama şu anki içerik ne olur bilmiyorum. İnşallah seni daha fazla görürüz. Çünkü gerçekten kalbin çok temiz, çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Ondan sonra çok 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 mutlu olmanı dilerim. İnşallah çift olarak da sizi ağırlarım. Çok teşekkür İnşallah. Ederim geldiğin ama için. Ama koltuğu bitmemiz lazım. Bu çok teşekkür ederim. İyi güzel ki geldin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Oğulcan'ın Instagram adresini hemen alta bırakıyoruz. Gerçekten bence daha önce hiçbir yerde söylemediği şeyleri söyledi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da Demet Işık olarak beni takip etmeyi ve beğendiyseniz yorum yapmayı unutmadan. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.